yapacaksınız. Evet, komiserim şimdi bakın. Ben haçkerlik yapmadım demiyorum. Yani haçkerlik yaptım tamam ama gelin görün ki bu haçkerliği ben öyle Ay Yıldız Time. Hesabına girmeye çalışıyor. Herkes bir çakallık peşinde dedik.
Güzel, 300-300 akıyor. Yani viski içebiliyorsun. Ama tabii araya biraz zaman girdi. Çok özür dilerim. Tabii tespihi de çekebilirsem, müsaade varsa tabii yani hani. Kuyumcu
olarak orada tutsun ki hesabında. Tutmamış tabii komiserim. E tutmayınca... Yok pardon. Tutmayınca dedik ya biz bunu... Hitchcock'la bırakalım. Yani nereye kadar Hitchcock. Biz dedik ki hırsızlık yapalım. Çünkü arasında bir fark yok böyle. Adamların hesabına gir. E paralarını indir. E madem öyle git direkt soy yani. Yan tarafta bizim evin yan tarafının arka sokağında bir tane kiralık var dükkan. Biz burayı çiğ köfteci yaptık komiserim. Çünkü kuyumcuyla da yan yana. Dedik biz kuyumcuyu patlatalım. Çünkü hazır altın yükselişte yani çeyrek olmuş. Komiserim çok ses gidiyor ama. Ortalığın anasını sikti bu sesler yani. Adam yatmaya kalksa yatamaz burada ya. Nasıl yatsın yani? Çeyrek olmuş 1200 küsür lira. Yani çeyrekten bahsediyorum. Bak ilk çeyrek değil, ikinci çeyrek değil, üçüncü çeyrek değil. Yani bu normal çeyrek. Üstünde Atatürk'ün olduğu çeyrek yani. Bir zamanlar 20 liraya 30 liraya aldığımız çeyrekten bahsediyorum. Dedim oğlum kaç tane çeyrek var bunun adamın hesabında yani nedir mevzu? Bizim arkadaşlar hemen bir tane dürüm yaptı. Çiğ köfte çizgi hesapta. Hemen bir tane çiğ köfteyi böyle bol malzeme olsun. Acını maçılı koydu. Acısını bol koyun dedim. Sıçamasın bize ben dedim. Çünkü hani tuvalete gitsin uzun vadede kalsın ki içeride çırak kalsın. Çırakla beraber biz dükkanı boşaltırız falan diye. Hani çırağı bir şekilde kafalarız diye. E tabi efendim götürdü bizim arkadaş çiğ köfteyi. Aa işte abi hayırlı olsun falan filan. Bizim salak kalkıp diyor ki ya işte o kadar hayırlı olsun diyorsun da bir çeyrek takmayacak mısın? Ya bir durum. Hani neyin kafasını yaşıyorsun ya? Bir çeyrek takmayacak mısın ne demek? Kuyumcuya gidip bana bir çeyrek taksana denir mi? Demiş işte mal yani mal. Adam demiş ki manyak manyak konuşma demiş. Öyle şey mi olur demiş. Sen bana çiğ köfte getirdin ben de sana çeyrek mi getireceğim demiş. Böyle bir matematik yok demiş falan filan. Bunu de demiş. Bizim komşuluk işleri biraz limoni oldu. Yani ilişkiyi baştan koparttık biz hani olmadı. Efendime söyleyeyim. Ya işte tekrar ilişki kurmamız lazım. Ne yapalım falan dedim. Bari ben gideyim dedim. 4 tane çeyrek alayım. Hem dedim muhabbet açmış olurum falan. Gittim 4 çeyrek alacağım ben dedim. Dedi vallahi dedi 1274 oldu dedim. Demin baktım ben borsaya dövizlere falan 1240'tı. Ya 74 oldu lan dedim. Komşuluk falan bitmiş. Ben bunun kafasına teraziyi geçirdim. Ama gramaj terazi ya bunlarınki ufak terazi böyle küçük hassas. O yüzden bir şey olmadı ama yine de teraziye geçirdim sağda solda anlatırken. Kuyumcunun kafasına terazi geçirdim diyebileyim diye. Böyle bir girişimde bulundum. E geldim ne oldu kurdum bir ilişki lan nereye kuruyorsun? Adam bana 1276 liradan altın satmaya çalışıyor. E şimdi yani ben de ilişki kuramayınca dedik o zaman yapacak bir şey yok. Biz girelim içeriye kuyumcuyu vuralım. Bunun başka bir yolu yöntemi yok yani. Çiğ köfte çiğ bıraktık öyle Allah'a emanet boş. Zaten iş de yoktu yani millet çiğ köfte eskiden yiyormuş şimdi yemiyor yani. Ulan girdik içeriye. Elimizde su tabancası silahlar. Siyah biraz benziyor gibi falan. Sen kalk bizim yanımdaki bizim Arif. Sen kalk buna tetiğe bas. Ya arkadaşım tetiğe niye basıyorsun? Adamın suratına su fışkırdı. Adam dedi ki ne oluyor lan dedi. Abi dedik Nisan 1 siktirin gidin lan dedi. Ne Nisan 1 Kasım'dayız. Abi dedik yine aylardan Kasım. Yani Kasım'da aşk başkadır. Kasım'la ilgili ne kadar hikaye varsa biz bu adama anlattık. Dedik ki biz barışmaya geldik demin arkadaş. Bir tatsızlık çıkartmış kafanızda. Terazi kırmış falan filan. Barışmak için dedik böyle sulu bir şaka düşündük falan. İçine sıçtı bizimki yani suyu sıkmasa adam aslında bir ürkmüştü. Ama gel gör ki suyu sıkınca işin suyu çıktı tabi. Çıktık komiserim. Akşamüstü işte bu adam normalde tezgahta bırakmıyormuş altınlarını. Evet altınları tezgahta bırakmıyormuş. Bir tane çantaya koyup gidiyormuş yani. Köşede bir tane şey var bizim sosisli satan bir yer var. Orada durdu bu çantayı orada yere koydu. Adama dedi ki iki tane sosisli ver bana dedi. Yiyor da bezemen yani. İştahı bol. E parası var. Altın sürekli yükseli işte komiserim. İşte oraya koydu. Ulan dedim çantayı yere koydu bu. Dedim ver elindeki çantayı oraya koydum. Adamın çantayı.
işte çiğ köftelerde sıkıntı var falan. Biz de içeride oturmuşuz, millete çiğ köfteyi tepsiyle önüne koymuşuz. Alın yiyin lan diye bağırıyoruz. Siktirin diyoruz. Bizi çiğ köfteyle uğraştırmayın. İçeride bildiğin köyden indim şehire mantığında altınları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 20 abi şöyle de yapacağız mı falan. De oğlum ne yapıyorsunuz? İçeriye siz girdiniz işte ne yapıyorsun? Altın sayıyoruz. Kimin altını? Bizim salak hemen Arif yine atladı oradan. Yan tarafın altınları komiserim iş yurda yere bıraktı. Biz de aldık. Biz gördük, biz aldık. Bizimdir. Böyle bir mantık yok yani. Neyi konuşuyorsun sır? Hepimizi ede verdi komiserim işte bir şekilde geldik buraya. Yani hackerlıktan gelinen hikayenin sonunda ben bile şaşkınım. Yani neyle açtık konuyu, nereye geldi mevzu? Her seferinde çiğ köfte mevzusu niye giriyor bu işlerin içerisine? Yani Neyzamar o kadar güzel yemek yemeyi Doktor Ötker'den mi öğrendi? Nasıl pasta yapıyor? Bunların hepsi muamma. Serkan Eyzamar nerelere gitti? Serkan Caymaz nerede? Bunların hepsinin araştırılması lazım komiserim. Yani insanların ne yaptığını ben anlamıyorum yani. Tabii bu insanlar fısıldayarak bizi uyutuyor sanki. Ben de onlardan biriyim açıkçası. Konuyu nereye bağlamaya çalışıyorum? Bak yemin ediyorum sana hiç farkında değilim. Böyle gidiyor. Viskinin kafası zannediyorum. Siz buna bir şey mi koydunuz? İlaç falan mı var bunda? Fondip yapamam. Komiserim, fondip yapsam burada ben de kötü olurum. Düşerim yani. Fondiplik bir durum yok. Ama güzel. Bizim Şivaslara da benziyor azıcık. Tutuklayacak mısınız beni? Etlerimi mi, kelepçeyle mi uzatayım?